Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet yine bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. Bu defa şöyle göstereyim. Reader'ın fiyat performans tarafında son derece iddialı modeli P10 elimizde. Biraz geç ulaştı. O yüzden öncelikle kutu açma videosuyla başlayacağız ve kısa bir süre sonra da incelemesini sizlere aktaracağız. Telefonla alakalı görüşlerimizi sitemizde bulacaksınız arkadaşlar. Öncelikle Reader P10'un kutusunu açmadan önce teknik özelliklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir anlamda da kutuyu açmaya başlayayım tabii ki. Şimdi fiyat performans oranında iptal dedik çünkü e, ciddi anlamda hem fiyatı hem de teknik özellikleri cihazın düşünüldüğü zaman oldukça dikkat çekici bir ürün olduğunu söyleyebilirim ki e, sistemimizden de bize gelen sorularda oldukça merak edildiğini söyleyebiliriz. Mediatek'in e, MT6753 kodlu 8 çekirdekli 1.3 gigaslık işlemcisi var arkadaşlar P10 modelinde ve Cortex A53 işlemcilerinden gücünü alıyor. Hemen şöyle kutuyu da bir yandan açalım ama Şuradaki bantı da kesmek gerekiyor. ama şunu da halledelim. Evet bunun dışında 5.5 inçlik AMOLED bir ekrana sahip ve 720p ekran çözünürlüğü var. Bu da telefonun güç tüketimi tarafında aslında e, verimli olacağı ya da güç tüketimi tarafında tasarruflu olacağı anlamına geliyor. Telefonu da şöyle bir çıkartalım bir yandan kenara. Diğer teknik özellikleri değindiğimizde 3 GB'lık sistem belli olduğunu görüyoruz. 32 GB'lık dahili hafıza var ve e, mikro SD kart ile birlikte telefonun toplam kapasitesini 128 GB'lık ilave alan dahil edilebiliyor ki telefonun şu şekilde kutudan çıkarttığınız zaman zaten diğer teknik e, dikkat çekici verilere ulaşabiliyorsunuz burada. Bütün merak edilen detaylar aslında cihazın önündeki sticker'da yerleştirilmiş durumda. Kamera tarafında 13 megapiksellik bir arka kamera mevcut ve e, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamera mevcut. Batarya tarafında da oldukça büyük bir kapasite görüyoruz ki telefonun inceliğini de düşünecek olursak 3150 mAh'ın son derece yüksek bir kapasite olduğunu söyleyebiliriz. Bir anlamda kutuyu açmaya devam ediyorum. Evet kutuda ilk elimize gelen şey kulaklık oldu. Hemen yani şöyle kenara bir koyalım. Standart kalitede diyebileceğimiz bir kulaklık var arkadaşlar kutunun içinde. Ee, ne kadar verimli olup olmadığını sizlere deneyimledikten sonra aktarmaya çalışacağım. Buna ek olarak tabi silikon e, kulaklık, kulaklık e, silikonlarını da görüyoruz. Buna ek olarak hemen kutu içerisine devam edelim. Ne var? şarj e, aletimizi görüyoruz ve çıkış tarafında 2 amperlik bir çıkış veriyor. Yani Asus'un Zenfone Max modelindeki 1 amperlik adaptörden sonra 3150 miliamperin. 2 amperlik bir şarj cihazıyla geliyor olması oldukça önemli bir detay. Bunu da hemen söyleyelim ve yine beyaz renkte hazırlanmış bir USB Type-C kablomuz var. Bunu da söyleyelim. Telefonun dikkat çekici yeniliklerinden bir tanesi de bu zaten. Evet, kutu içeriğini açmaya devam ediyoruz. Evet, olması gereken detaylardan bir tanesi bir silikon koruma kılıfı var. Telefonun arka tarafını koruyabiliyorsunuz. Buna ek olarak devam edelim. Başka ne var? Bir kullanım kılavuzu ve reklam broşürü aslında diğer ürünlerle alakalı reklam broşürünü burada görebiliyoruz. Bunun dışında tekrar açmaya devam edelim. Neler var? Akıllı kullanım kılavuzu, sim kartı çıkartmanız için gereken sim kart iğnesi ve son olarak niye böyle burcu Esma Soyu kullanmışlar bilmiyorum ama Ekran koruyucu film var arkadaşlar telefonun ekranını çizilmelere karşı koruyabilmeniz adına bu da önemli detaylardan bir tanesi. Şimdi telefonun tasarımına geçelim yavaş yavaş çünkü kutu içeriği böyle dediğimiz gibi ekran koruyucu ve silikon kılıf bence güzel kapma değerlerden bir tanesi. Arkadaşlar telefon son derece şık elinize aldığınız andan itibaren bunu size hissettirebiliyor çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Bunu çok açık bir şekilde dile getirebilirim sizlere. Telefonun ön tarafı oldukça güzel. Alt tarafta kapasitif butonları görüyoruz. Son uygulama listesini açan butonumuz. Ana ekran dönüş ve geri butonunu görüyoruz. 5.5 inçlik bir ekran. Şöyle şu sticker'ı bir çıkartalım. Ekranın nasıl göründüğünü bir görün. Gerçekten çok hoş bir telefon olmuş. Cihazın üst orta tarafında ön kamerayı görüyoruz. Ki bence konumlandırma olarak ortaya daha yakın olması daha güzel bir detay. En azından... E, selfie çekerken falan zorlanmazsınız. Telefonu nasıl kavrayacağınız konusunda. Oldukça şık görünüyor. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Zaten metal bir telefon. Metal kasa tasarımına sahip bir telefon. Bu da telefonu bu şekilde elinize aldığınızda <laughs> oldukça e, sağlam hissiyatını sizlere rahat rahat yaşatıyor. Bunu söyleyebiliriz. Telefonun sağ tarafına baktığımızda ses kontrol butonlarını görüyoruz ve e, güç tuşunu görüyoruz. Cihazın alt kısmında USB Type-C girişini görüyoruz arkadaşlar. USB Type-C girişi de bu telefonun en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi. Ama tabi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Telefonun kablosundan dikkat edin USB Type-C kablosu bulmak kolay olmayabilir. Veya orijinal e, aksesuar bulmak kolay olmayabilir. Telefonu da çalıştıralım bir yandan. Ekran oldukça güzel görünüyor. Amoled ekran gerçekten renk gösterimi konusunda çok başarılı ve Telefon oldukça şık göstermiş. Şuradan da yine de atlı diyelim. Android 5.1 sürümüyle geliyor. Ee, 5.1 sürümüyle geliyor. Onu da söyleyeyim size tam sürüm numarasını da sizlere göstereceğim burada. Evet, kontrol merkezi yeniden adlandır. Burada bazı demolar var. Onları bir geçelim. Evet ana ekranımız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi tasarım tarafına biraz daha değinmek istiyorum tabii ki. Telefonun arka tarafında 13 megapiksellik kamera görüyoruz. LED flash yanında ve mikrofon var arka tarafta. Ve üst taraflar ana kasadan ayrılmış bir tasarıma sahip arkadaşlar. Telefonun tasarımını gerçekten çok güçlendirmiş. Cihazın üst tarafında da 3.5 milimetrelik kulaklık girişini görmekteyiz ki güzel detaylardan bir tanesi. Evet telefonun arayüzü bu şekilde. Özelleştirilmiş bir arayüz var. Duvar kağıdı da arkada hareketli bir şekilde dönüyor. İlginç olmuş. Biraz göz yorabilir ama... Ee, güzel göründüğünde söylemem gerekiyor açıkçası. Uygulama ayarları kısmına buradan giriyoruz ve e, ayarlar, araçlar. Şöyle bir ayarlara bir girelim bakalım. Tam işletim sistemini sizlere göstermek istiyorum. Android 5.1 sürümüyle geliyor. Reader'ın P10 modeli. Telefon gerçekten çok şık görünüyor arkadaşlar. Çok açık bir şekilde bunu söyleyebilirim ve hani fiyat performans tarafındaki en iddialı modellerden biri olacaktır. Telefonun sol tarafında da hemen şöyle sim kart yine nereye koyduk? Onu bir bulalım. Ee, şuraya koyduk. Evet, telefonun sim kart iğnesiyle bitti. sim slotunu çıkarttıktan sonra micro SD kart tarafına da buradan erişebiliyoruz. Şunu da hemen gösterelim sizlere. Evet gördüğünüz gibi çift kızaklı bir sistem var. Hem sim kart takıyorsunuz cihaza hem de micro SD kart cihazını tek kızak üstünden kullanabiliyorsunuz ki bence olması gereken detaylardan bir tanesi de buydu. Telefon oldukça şık arkadaşlar. Kutu açma videomuz burada şimdilik son buluyor detaylı incelemeli zaten karşınızda olacağız ama dediğimiz gibi bu telefonu görmeden fiyat performans tarafında bir cihaz arıyorsanız biraz beklemenizde fayda var. İnceleme sonrasında sizlere aktaracağız telefonla alakalı deneyimlerimizi. Ama ilk izlenim olarak gerçekten telefon etkileyici durduğunu söylemek lazım ki özellikle telefonu elinize aldığınızda çok şık olduğunu görebiliyorsunuz ki cihazın ön tarafının markasız olması benim tercih ettiğim detaylardan bir tanesi şekilde gerçekten masaya koyduğunuzda oldukça şık bir görüntü sağladığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Reader P10 modelinin. Evet bir kutu açma videosuyla daha karşınızdaydık. Telefon detaylı incelemesiyle tekrar birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.